Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain Ekranları başında bizi izleyen Rehber Televizyon'un saygıdeğer izleyicileri Hepinizi hürmet, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aile bağlarının bu haftaki konusu, medeniyetimizdeki mükemmel ailemiz, inşallah zamanımızın el verdiği ölçüde, medeniyetimizin ailesine değineceğiz. Malumunuz Hristiyanlık'ta da aile vardır, Yahudilikte de aile vardır. Yani nasıl ki hayvanlar aleminde bile o hayvanların bir yuvası varsa insanlık aleminin de herhangi başka ideolojilerinde de aileler vardır. ama Müslüman aile olmak bambaşka bir izzettir, bambaşka bir şereftir değerli kardeşlerimiz. Rabbimiz bizi bu şerefe nail ettiği için hamd ediyoruz. Kardeşlerim, aile Allah'ın emriyle ve peygamberin sünnetiyle bizim medeniyetimizde kurulmuş ve inanç esaslarıyla zinetlendirilmiş, sağlam temelleri atılmış mükemmel bir sosyal kurumdur. Aile nikahla temeli atılmış. Muhabbetle harcı yoğrulmuş. Merhametle adeta sıvanmış. Hamuru yoğrulmuş. Evet. Aynı zamanda adalet, şefkat, sevgi, sabır ve fedakarlıkla güçlü bir şekilde ayakta durmuş. Muhteşem ve kadim medeniyetimizin en güçlü sosyal kurumudur. İyi ve kötü günde yanı başımızdaki huzur kaynağımızdır aile. Kardeşlerim, dünya imtihan mekanıdır. İyi günlerimiz ve kötü günlerimiz ailemizle farklı bir anlam bulmaktadır. İçeriden ve dışarıdan gelen zararlara karşı bizleri adeta bir zırhla, aile zırhıyla korumuş bir kaleye dönmüştür. Kardeşlerim her türlü kusuru, eksikliği, çirginliği gidebilecek kutsal bir potansiyel, kutsal bir yuvamızdır. Ailedeki mesuliyetler, sorumluluklar Allah rızası doğrultusunda yerine getirildiği takdirde Olumsuzlukların giderileceği müstesna bir yerdir. Yeni doğanların, engellilerin, yaşlıların, hastaların muhtelif ağır imtihanlara maruz kalmış olanların ağır bedel ödemeden ilgi, alaka, hizmet, destek gördüğü kutsal bir yuvadır. Ne muhteşem. Dünyada büyük devlete dönüşebilen, ahirette bizi ebedi saadet'e, huzura kavuşturan müstesna yuvamızdır. Ayrılık acısı yaşanmadan zamanında fertlerinin kıymetinin bilinmesi gereken ümmetin muhteşem şubesidir. Maalesef kimi ailelerimizde nimetin içinde yaşanan o değerlerin kadri kıymeti bilinmemekte ayrılık acısından sonra keşkeler başlamakta Cenab-ı Allah sizleri bizleri tüm ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Yanı başımızdaki nimetin kadrini ve kıymetini zamanında bilenlerden eylesin. Cennetin dünyadaki şubesi daha doğrusu dünyadaki cennet köşemiz ve ahiretteki cennetin bir şubesi konumunda müstesna bir özelliğe ve güzelliğe sahiptir. Ailenin içinde olduğu değerlere baktığımız zaman Kur'an'da önemsenen değerlerdir. Eşler Allah'ın birer emaneti olarak hadisi şerifte de belirtildiği gibi cennetin ayakları altında olduğu anne, cennetin orta kapısı olan baba, Cenab-ı Allah'ın dünya ve ahiret saadetinin ilahi ikramı olarak sunduğu ve kurretül ayn dediğimiz göz aydınlığımız, neslimizin devamı olan sevgili yavrularımızın yaşadığı müstesna bir yuva. Kardeşlerim, aile aynı zamanda evet akrabalık ilişkileriyle birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya geldiği topluluktur. Değerli kardeşlerimiz, aile ile ilgili bazı kısaca böyle e, tanımlamalar e, var onlara da değindikten sonra aile nimetimizi anlatmaya devam edeceğiz inşallah aile genel manada geniş aile normal e, bir aile ve çekirdek aile dediğimiz aile olmak üzere kısımlara ayrılıyor geniş aile içinde dedenin, nenenin, amcaların, teyzelerin, halaların, dayıların olabildiği, kuzenlerin, yegenlerin olduğu, yengelerin olduğu bir aile olup günümüzde bu çeşit ailelerin sayısı çok azalmıştır değerli kardeşlerimiz. Normal bir aile dediğimiz Allah eksikliğini vermesin dede, nene ve bunun yanında baba, anne ve çocuklardan müteşekkil olan aile vardır ki hala ailenin bu güzelliğini sürdüren ve özellikle evlatların babalarını bir hayır musluğu, annelerini bir hayır musluğu olarak ilahi bir ikram olarak baş tacı yaptığı kendilerinin tecrübelerinden istifade ettiği ve kendilerine de en güzel hizmet sunduğu ailemizdir ki normal Müslüman bir aileye bu çok yakışır. Çünkü bizim için en büyük fedakarlık gösteren bizim babalarımız ve annelerimiz bize yuvayı da kurdurduktan sonra hala yanı başımızda iseler ayrılmamışlarsa bunlar da Cenab-ı Allah'ın bize bir ilahi ikramıdır. Her iki cihanın saadetine vesile olan bir ikramdır. Rabbimiz hani veyl onlara olsun ki anneleri, babaları kendi yanlarında yaşlandıkları halde, büyüdükleri halde cenneti hak etmiyorlar. Yani onun için cennetin garantileri olan değerlerimiz bu normal ailemizde söz konusu. Genellikle baba ve annelerin yanında durduğu evlatlarda bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekmiş mi? Genel manada bir olgunluk vardır. Bir ağır başlılık vardır. Aynı zamanda bir huzur da vardır. Çünkü onlar anne ve babaya olan hürmet, saygı ve hizmeti fabrikada bir üretim yapmakta, veya herhangi bir işte çalışmaktan daha muteber, daha kıymetli bilmektedirler. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş esnasında annesi ve babası hizmete ihtiyacı olanları savaş sahnesine, savaşa gelmemelerini, onlara hizmet savaştan daha kıymetli, cihattan daha kıymetli ad edilmiştir. Lütfen kardeşlerim bunun kıymetini bilelim. Gelin kaynana, dizilerine, kavgalarına değerlerimizi kurban etmeyelim. Müslüman için bu bir zillettir. Ki Hazreti İbrahim aleyhisselam put yapan azere dahi babacım diye hitap etmesi bizim için çok önemli bir nokta. Babası putçuluğa davet ederken Hazreti İbrahim Aleyhisselam da babasının kurtuluşu için çok çaba sarf etmiştir. Netice itibarıyla insani boyuta babasına asla kusur etmemiştir ve İslam'ın güzelliğini de babasına tanıtmıştır hamdolsun. Bizim için örneklerdir bunlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde anne baba duyarlılığı, aile duyarlılığı bambaşka bir nimettir kardeşlerim. Değerli kardeşlerim çekirdek aile vardır ki babası rahmetlik olmuş, annesi rahmetlik olmuş olanlar ya da bir şekilde hayat şartları onların müstakil bir ev kurmalarını gerektirmişse bu çekirdek aile de bizim aile çeşitlerinden olup bu ailelerimizden de bilinçli olanlar özellikle sağ olan baba ve annelerine olan hürmetlerinde kusur etmezler. Muhtelif zamanlarında ziyaretlerine gider, vefa görevini yerine getirirler. He, hele hele bunlar hastalanmışlarsa, bunlar herhangi bir imtihana maruz kalmışlarsa yanı başlarında tıpkı onların Bizler bebek iken, çocuk iken bize şefkat ve merhamet kanatlarını gerdikleri gibi onlara hürmet ve muhabbetle hizmet etmek gerekmektedir. Ve bu duyarlı ailelerimizin sayıları da az değildir. Allah sayılarını daha da artırsın. Kardeşlerim bu aynı zamanda bir vefadır. Babasına, annesine saygılı olan insanlara güven de söz konusu. Onlara saygı duymayanlara da gereken güven olamaz asla. Bu noktaya bizler Müslümanlar olarak dikkat edelim ve varsa en ufak bir kırgınlıkları gidelim. Ellerini öpelim. Haklarını helal etmelerini isteyelim ve bunlarla safları sıklaştıralım, gönüllerini alalım. Hani derler ya Özellikle kendini bilmeyenler için söz konusu. Baba bir bağ bağışlamış evladına, evladı bir salkım üzüm esirgemiştir. Bu noktalar ne kadar üzücü yani. Bizim medeniyetimizde böyle zelil noktalar yoktur. Ve bir de Müslümanım diyeceğiz bunları üzdüğümüz halde. Dikkat edelim Müslüman gerçekten de hakikate teslim olmuş insandır barış, kardeşlik, huzur dinidir bizim dinimiz. Nasıl oluyor biz barış dininde annemizle barışık değiliz. Babamızla barışık değiliz. Hele bir de eşimizle çocuklarımızla nasiplenmemiş sayılıyoruz. O açıdan ailemizin bu boyutu büyük önem arz etmektedir. Tabi bu aile çeşitlerinin dışında baba otoritesine dayanan ailelerimiz ve Anne otoritesine dayanan aileler de vardır. Malumunuz ailede görev taksimi noktasında Rabbimiz çok adil davranmıştır. Herkesin hakkı ve hukuku İslam'da bellidir. Ama aile reisinin reisliğinin erkeğe verilmesi derece itibarıyla bir derece farklı kılınmıştır. Erkek Unutmayın ki bu da erkeğin mesuliyetini bir kat daha artırmıştır. Yani baba otoritesine dayanan ailede aslında aile huzurunun daha mükemmel sağlanması için Rabbimiz böyle bir sorumluluk yüklemiştir. Tabi böyle bir aile baba otoritesine dayanan ailelerde genel manada baba ve babanın akrabaları biraz daha ağırlıkta biraz daha önemsenmektedir. Aslında her iki taraf da akraba. Önemsenme noktasında her ikisi de kıymetli ve değerlidir. Ama geleneksel yapıda maalesef bu yön dikkatimizi çekiyor. Hakikatte akrabalıkta hakikat önemlidir. Yüce Rabbimizin bize beyan ettiği o akrabalık hususu Resulullah Efendimizin yaşadığı yaşattığı akrabalık önemlidir. Kendimize şiar olarak bunu almalıyız. Burada ayrım söz konusu değildir. Bir de anne otoritesine dayanan bazı aileler var ki hanımefendi baskın geliyor. Maalesef bu noktada da bazı zafiyetler de yaşanabiliyor. Burada da hanımın akrabaları daha öncelikli, daha ağırlıkta dikkati çekmektedir. Kimi zaman bu noktada da bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Hem baba ve hem annenin ağırlıkta olduğu ailelerde Rabbimizin rızasını gözetmek bütün sorunlarımızı çözmektedir kardeşlerimiz. Bunun dışında değerli kardeşlerimiz tek eşlilik evliliğine dayanan aileler ve çok eşli dediğimiz sınır itibarıyla dörde kadar çıkan aileler söz konusu ki asıl İslam'da tek eşlilik esastır. Şartlar, zaruretler bazen durumu farklılaştırır. Bir eşten ikinci bir eşe geçişin şartları vuku bulmuşsa İslam dini bunu haram kılmamıştır. Ben gerçekten şahit olmuştum. Hanımefendi yatalak çocuklardan da hasta olanlar var. Beyefendi ikinci bir eşe ihtiyaç duymuştur ve ilk eşinin rızasını alarak ikinci bir eşle evlilik gerçekleştirmiştir. Unutmayalım ki bir eşten sonraki evliliklerde adaleti sağlama şartı öngörülmüştür. Adalet sağlanmıyorsa bu noktaya bir şerh konulmuştur o şerhi o adalet şerhini layıkıyla yerine getirmemiz lazım. Evet, dolayısıyla yani burada bu tek eşli ve çok eşli ailelerin de var olduğunu bilmek ve İslam dairesi içerisinde meşru daire içerisinde bunu kınamak yerine bir zaruret olup olmadığını bilmek büyük önem taşımaktadır. Değerli kardeşlerimiz e, aile bizim özellikle dar zamanlarında hele hele e, unutamadığımız bir 28 Şubat süreci vardır ki eğer ailelerimiz olmasaydı inancımıza saldırılar hat safhaya ulaşacaktı. Ve değer yargılarımız bizim imanımızın kalesi olan dünyadaki cennet köşesi olan ailemizde de tahrif edilseydi Allah muhafaza insanlık daha büyük musibetlere tutçar olacaktı. Ben şahit olmuştum. 28 Şubat sürecinde çocuğunu gencini camiye gönderen kardeşimize polis bir araba minibüs polis bu çocuğu evden almaya geliyor. Neden camiye gitmişsin? Suç sayılıyordu mal, malumunuz. Hani cumhuriyet kurulduktan sonra 30'lu yıllardan itibaren camilerimiz ahra çevrildi neredeyse. Çünkü 1947'lerde İsrail devleti kurulacaktı. Camide cem etme kalkacaktı ki tehlike kalksın. Çünkü cami ümmetin bir araya gelme ve Rabbine saf tutma Rabbinin ilahi hakikatleriyle kenetlenme yeridir. Cami Kabe'nin şubeleridir ve camisiz, mabetsiz bir din olmaz. Ama din sadece mabede de hapsettirilmemeli. Dolayısıyla ben yaklaşan bu 28 Şubat süreci ve unutulmayan hani bu zalimler dediler ki bin yıl sürecek Evet biz de şunu söylüyoruz. Nice binlerce yıl sizin bu zulmünüz unutulmayacaktır, unutturulmayacaktır. Şunlara şahit olmuştuk. Kardeşlerim tam sınav zamanında kız çocuklarımız dekanlar tarafından, rektörler tarafından sınavda rapor tutularak okuma haklarına son veriliyordu. Kendim bir zat şahit oldum. Yemek yurta yemek veriliyor başörtülü olan bacımıza hem de görevli şöyle diyor bacım başörtülü yiyemezsin. Neden anlamıyorsun diye zulüm yapıyor psikolojik zulüm yapıyor. Kardeşlerin bunun dışında hepiniz şahit olmuşsunuz. İlkokulunu, ortaokulunu, lisesini, üniversitesini düzenin şartları içinde. Layık eğitim sistemi içerisinde bitirmiş diplomasını alacak birincilikle tıp fakültesini bitirmiş, birincilikle mühendisliğini bitirmiş. Fakat birincilik belgesi ona değil, ona zulmedilerek ondan sonrakine veriliyordu. Bu din düşmanları var ya Allah bunlara fırsat vermesin. Biz tabi okullarda görevli olduğumuz yıllarda bu geleneği devam ettiren zalimler özellikle cuma vaktine Denetimlerini zaman zaman sürdürürlerdi. Hala tesettürlü gelen bir imamın veya vatandaşın çocuğu varsa, özellikle cuma namazına gidenler varsa raporları tutup görevlerine son verme çabaları vardı. Hele tesettürlü bir öğretmen varsa hemen onun görevine son verme. Bu memleket kimindir ve bunlar kimlere hizmet ediyorlardı? Kardeşlerim, sakın ola eğer bir gevşeklik gösterirsek Bunlar tekrar aynı saldırganlıklarını gerçekleştirecekler. Bunlar öyle sinsikdirler ki algı ajanlığıyla değerli kardeşlerim aslanı kediye boğdururlar. Kediyi fareye boğdururlar. Birer fare olarak hırsızlıklarını, zulümlerini yapmaya başlarlar ki bunlar fare bile olamazlar. Esfele safilindirler. Ve bunları tanıyın. Bunları tanıyalım. İçimizdekilerini tanıyalım. Artık e, Hanslar, Joniler, Mısırlar, Haçlılar, Haçlı diye gelmeyeceklerdir. Kendi yerli piyonlarıyla tahrifat yapacaklardır ve zulm edeceklerdir. Dinimize savaş açacaklardır. Bilgi çağında unutmasınlar ki ümmet, ümmetin fertleri uyandı yaptığınız zulümler yetmiştir ve ümmetin bilinçlenmesine vesile olmuştur. Ne kadar büyük bir zalim olduğunuzu ümmet öğrenmiştir. Kardeşlerim, Allah'a Allah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zaten Mekke döneminde zalimlerin zulmü tanıtılmıştı bütün ümmet, ümmete. Bunlar ne kadar büyük bir zalim oldukları hele hele Muhammedül Emin olarak bilinen Allah'ın Resulü iman etmeyen akrabaları tarafından bile zulme maruz kalmıştı. Onun için biz yabancı değiliz bu kesimlere. Hangi kılıfa boyanırlarsa boyansınlar. Hangi kisveye girerlerse gitsinler. Biz dinimizi öğrendikçe Rabbimiz bizlere bunları tanıtacaktır. O açıdan değerli kardeşlerimiz bizler öncelikle ve özellikle ailemizi diri tutmak, Ailemizdeki çocukları Rabbimize kul olarak yetiştirmek, saflarımızı sıklaştırmak, kardeşlik saflarımızı sıklaştırmak, ümmet ailesi olmayı becermemiz gerekmektedir. Hamdolsun bu noktada kurum ve kuruluşlarımız da ve bilinçli Müslümanlar da üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmektedirler. Vakit kaybetmeyelim yoksa ikiye katlanır, bedelimiz ağırlaşır. Zaten bu noktada vaktinde tedbir almazsak bedelini gene bizler ödeyeceğiz. Hakkı istemediğimiz zaman batıl başımıza bela olur. Zalimler başımıza bela olur. Rabbim muhafaza eylesin. Yüce Rabbim aile saadetinizi artırsın. Ailedeki muhabbetinizi artırsın. Ailedeki nesillerimizi Allah'a kul olarak yetiştirmeye sizleri bizleri vesile kılsın. Programımızın da sonuna geldik değerli kardeşlerimiz. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.